Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 21. hafta videolarına başlıyoruz. Evet analitik geometri konu anlatımına başlıyoruz arkadaşlar. Özellikle AYT'de çok önemli bir yere sahip. AYT'de soruların yarısı ya da yarıya yakını bu konudan çıkacaktır. TYT'de çıkabilir mi? Son 3 yıldır falan TYT'de çıkmıyor ama analitik düzlem yani noktan analitik kısmı TYT'de de çıkmaya aday diyebiliriz. Ne olur ne olmaz eksik bir parça bırakmamak için sadece TYT çalışanlar da en azından bir noktanın antik baksınlar derim. E çıkar mı? Yani çıkma ihtimali %20-%30 diyebiliriz. Hani %20-%30 bir ihtimal de göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi gençler analitik geometri sadece analitik geometri gibi düşünmeyin. Eski konular yine var. Özellikle üçgen konusu yine karşımıza çıkacak. Zaten ilk videoda da göreceksiniz. ilk iki videoda da göreceksiniz. Üçgen bilgisi olmadan yine analitik geometri yapamazsınız. Bazı arkadaşlar şunu sorabilir. Hocam analitik geometriye ne zaman çalışmaya başlayarız? En erken ne zaman çalışmaya başlayabiliriz? Arkadaşlar e, hiç hiçbir konuya çalışmadan sadece analitiğe çalışmaya başlarsanız sıkıntı yaşarsınız. Öncelikle üçgenleri bitirin. Çünkü üçgenlerle üçgenlerin özellikleriyle çok güzel bir şekilde harmanlanabiliyor bu ders. O yüzden buna dikkat edin. En azından üçgenler bittikten sonra analitik geometriye başlamanızı tavsiye ederim. Ama biz sıralamamızda ne yapıyoruz? Üçgen, dörtgen, çember, sonrasında analitik geometriye başlıyoruz çünkü AYT olduğu için ağırlık olarak AYT olduğundan dolayı. Evet, üçgenler. Ben yine dik üçgen, yine benzerlik, özellikle dik üçgen ve benzerlik burada çok fazla karşımıza çıkacak. Özellikle alan konusu. Özellikle bak çember bile giriyor işin içine. Ki biz buna çemberin analitiği diyoruz. Çemberin analitiğinde de zaten göreceksiniz. Çemberle analitin birleşimi olan bir konu zaten bu konu. O yüzden e, eski konulara hakim olacaksınız. Eski konuları bileceksiniz. Bu hafta 21. hafta şöyle ben tiki koydum. Siz de şöyle tikinizi koyarsınız arkadaşlar videoları izledikten sonra. Bu hafta 5 videoyla karşınızdayım. Yani noktan analitiğini 5 videoyla anlatacağım. Sizi çok fazla yormayacağım. Ee, ilk haftaki videolar gerçekten önemli bir temeli sağlamlaştırmanız bakımından önemli ee, eski konularla da arasındaki ilişkiyi kurmanız için önemli lafı çok fazla uzatmayalım isterseniz noktan analitik incelenmesinin ilk videosunun dersine isterseniz şimdi başlayalım bu videoda sizlere analitik düzlemden ve dik koordinat sisteminden bahsedeceğim neymiş bu Başlangıç noktasında birbirine dik olan yatay ve dikey iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi. Bu sayı doğrularının belirttiği düzleme de analitik düzlem diyoruz. Evet iki sayı doğrusu bu şekilde dik bir şekilde sıfır noktasında kestiği zaman biz buna analitik düzlem diyoruz. Artık işimiz R karede. Noktalarımız 1, 2, 3 ya da eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde değil. İkililer şeklinde olacak. Şu yatay olan eksene biz x ekseni ya da apsisler ekseni diyoruz. Dikey olan eksene de y ekseni ya da ordinatlar ekseni adını veriyoruz. Bu arada e, sıfırda birleşiyor ya e, bu yatay eksende sağ taraf pozitif sol taraf negatif. Dikey eksende de üst taraf pozitif alt taraf negatif olarak tanımlanıyor. Mesela burada noktalar ikiller şeklinde olacak dedik ya. İlk noktamız şurada a virgül b ise a virgül b noktasındaki hop, x sayımız x eksenlik sayı. İkinci sayımızda y eksendeki sayıyı veriyor bize. Tabi bunlar dik olacak şekilde. Burası a noktası burası b noktası. İşte a virgül b'deki x sayımız. x eksendeki sayı ikinci sayımızda y eksendeki sayı. Mesela şuradaki bir noktayı seçelim. Hocam eksi 1 ile 3'ü seçtiğimiz zaman tam buradaki nokta nedir? Hocam eksi 1'e 3 noktasıdır. Ya da şuradaki noktayı seçecek olursak eksi 2'ye eksi 2 noktasını seçecek olursak ilk sayımız eksi 2 iki, ikinci sayımız eksi 2 yani buradaki noktamız nedir eksi 2'ye eksi 2 noktasıdır ya da şuradaki nokta hop şöyle ve şöyle seçecek olursak hocam buradaki eksi 4'ü 3 mü değil dikkat ilk sayımız x eksenindeki sayı yani buradaki noktamız 3'e ikinci sayımız da y eksenindeki değdiği yer yani eksi 4 noktası olacaktır arkadaşlar tamam mı? bunu unutmayın x ekseni ve y ekseni hatta apsisler ekseni ve e ordinatlar ekseni Buradaki e, x eksenindeki sayısa, sayısal bunun x eksenindeki sayısal değeri nedir diye sorulduğunda ne diyeceksiniz? A. Y eksenindeki sayısal değeri sorulduğunda bu da B diyeceksiniz. Hatta Apsisler, apsisi nedir diye sorulduğunda A, ordinatı nedir diye sorulduğunda ona da B diyeceksiniz gençler. Tamam. Evet tanıdık mı şimdi? Anladık mı? Dik koordinat sistemi ve analitik düzlemin ne demek olduğunu. Evet burada zaten yazmışım buradaki bilgileri de ordinatlar ekseni, apsisler ekseni ve orijin. Orijinden bahsetmedim. İki sayı doğrusunun kestiği yere de biz ne diyoruz? Sıfır noktasına orijin adını veriyoruz arkadaşlar. Tamam Evet şöyle bir dikkat demişiz. Ne dedik? A virgül B. Bu apsisi A. Ordinatı B zaten biraz önce bahsettim. Bir de arkadaşlar bu uzaklıktan bahsedeceğiz. Şimdi A virgül B noktası. Analitik düzlemde bir A virgül B noktası alacak olursak. A virgül B noktası aldığımız zaman tabii ki şurası ne olacak dik. Burası ne olacak dik olacak. A virgül B noktasının x eksenine olan uzaklığı sorulduğunda bak şimdi dikkat. Buradaki noktanın x eksenine olan uzaklığı burası değil midir hocam? Evet. A burası B mi? B. Dikdörtgenden dolayı. O zaman burası da B'dir diyebiliriz. A virgül B'nin x eksenine olan uzaklığı B. Hayır. Tam olarak doğru bir ifade değil. Bunda böyle. Ama ya burası işte -3 noktası olmuş olsaydı ne yapacaktınız? O zaman -3 mü diyecektiniz uz uzaklığı? demeyecektiniz. Ne diyeceksiniz o zaman? Analitik düzlemde ki zaten sayı doğrusunda bir uzaklık alırken nasıl alıyorduk? Mutlak değerce alıyorduk. Burada da arkadaşlar analitik düzlemde bir uzaklıktan bahsetmişse bize siz de mutlak değerini almayı unutmayın lütfen. Yani burada A virgül B'nin x eksenine olan uzaklığı neymiş? Mutlak değer B. Y eksenine olan uzaklığı neymiş? Şuradaki uzunluk hocam burası A olduğundan burası da A değil. Mutlak değerce A'ya eşittir. Dikkat edersen biraz ters. Ezbere de yapabilirsin. Şekil yaparak da yapabilirsin. Ama aklında kalır büyük ihtimalle. X eksenine olan uzaklığı ordinatının mutlak değeri. Y eksenine olan uzaklığı da apsisinin mutlak değeri yapıyor. Son A virgül B noktasını. Bu şimdi söyleyeceğim şey belki dönüşüm geometrisinde e, anlatmak daha doğru olur ama bazı kitaplarda bazen karşımıza çıkabiliyor. 3 birim sağa, 5 birim yukarı, 7 birim sola, işte 5 birim aşağı şeklinde ifadelerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden şimdiden söylemek lazım ki çok mantıklı ve kolay bir şey. Sen buradaki noktayı atıyorum 5 birim sağa götürürsen bak şimdi dikkat. 5 birim sağa götürürsen sağa sola götürmelerde ordinat değişmez. Apsisi sağa götürdüğün zaman atıyorum 5 birim sağa götürürsen burayı hocam apsisi 5 birim sağa gitmiş oldu. A'dan 5 birim ötede A artı 5 yok mu? Evet A artı 5'e B şeklinde olur. He, o zaman ben şu yorum yapabilirim. Analitik düzlemde bir noktayı ya da koordinat düzleminde koordinatlar koordinatlar ekseninde e, bir noktayı 5 birim sağa götürürsem apsisi 5 artar. 5 birim sola götürürsem apsisi 5 azalır. Sağa sola gitmelerde zaten bak şu. Yatay eksen apsisler eksen değil miydi? Apsisi artar ya da azalır. Yukarı aşağı götürmelerde de ordinatı artar ya da azalır diye yorum yapacağız. Bu tamamıyla bir yorum mantığıdır. İşte A virgül B'yi K birim sağa ötelersek A artı K'ya B olur. K artı K birim sola ötelersek de A eksi K'ya B olur. Çünkü apsisi sağa sola götürmelerde apsis değişir. E, aynı şekilde yukarı aşağı ötelemelerde de bakın A virgül B'yi K birim yukarı ötelersek ne oluyor? A virgül apsisi değişmez. Çünkü şöyle düşün. Buradaki noktayı yukarı aşağı götürdüğünde apsis bak aynı kalıyor. Ordinat değişiyor sadece. Apsis aynı. Burada A virgül B artı K. K yukarı götürürsem Ordinatına K'yi eklerim. K, K aşağı götürürsem de ordinatından K çıkartırız diyeceğiz arkadaşlar. Bu aslında yorum ve kolay bir yorum olduğu için burada veriyorum bunu. Tamam mı gençler? Evet olay bu. Uzaklıkta da önemli bir ifade, uzaklıkta da mutlak değeri düşünmeyi unutma. Evet gelelim şimdi sorulara. Tabii kolay sorulardan başlıyoruz. Birim kareli zemine çizilmiş olan yukarıdaki koordinat sisteminde hangi noktanın koordinatları yanlış verilmiştir diye soruluyor. Arkadaşlar A'ya bakalım. A kaç birim solda? Hocam 3 birim solda. Yani burası. Eksi 3'e kaç birim yukarıda? 2 birim yukarıda. Evet. O zaman A noktası. Eksi 3'e 2 noktası yapacaktır. Bak şöyle gelecek olursan. Hocam burası eksi 3'ü gösteriyor. Burası da 2'yi gösteriyor. Eksi 3'e 2. Evet doğru mu? Doğru. Sonra B'ye bakalım. B'ye bakacak olursak. Hocam B şuraya geliyor ve şuraya geliyor. Buradaki birim kareler olduğu için uzunluklar bir birim bir birim. Burası 2 noktası. Burası da 1 noktası. Hocam burası 2'ye 1'dir. Bu da doğru mu? Bu da doğru oldu. Sonra C noktasına bakalım. Hmm, burada. Hocam C noktasına gelecek olduğumuz zaman. Bak anlatmadığımız bir şey çıktı karşımıza. Hocam şöyle geldiğimiz zaman. Burası ne oldu? 2 birim solda. Burası eksi 2 noktası mı oldu? Evet. Eksi 2 noktası oldu. Peki ordinatı var mı? Yok. Bu nokta ne noktasıdır o zaman? Absisi var. Bak x eksenindeki sayısal değeri bu. Yani eksi 2 c noktası eksi 2'ye. Y eksenindeki sayısal değer y eksene dediğin zaman 0 göstermiyor mu? Gösteriyor. Yani eksi 2 0 noktasıdır diyeceğiz. Heh işte burada arkadaşlar. Şimdi dikkat edin burada anlatayım ben size. Bir nokta şöyle bir noktası mesela burası. Bu x ekseni üzerinde ise ordinatı 0'dır. Yani 1'e 0 noktasıdır burası. Ya da burası eksi 2 ise eksi 2'ye 0 noktasıdır burası. Peki ordinat üzerinde verilmişse 3 noktası ise burası x eksenindeki sayısal değere bak bakayım şöyle hop geldiğin zaman hocam sıfırı gösteriyor o zaman bu nokta sıfıra kaç noktasıdır y eksenindeki sayısal değerde 3 olduğundan sıfıra 3 şeklinde tanımlanır tamam geldik d noktasına d noktasına bakacak olursak d noktası da arkadaşım bu buraya denk geliyor bu da buraya denk geliyor şöyle bakacak olursam 1 bir birim solda eksi 1 bir, 2 birim aşağıda eksi 2 baktığımızdan eksi 1'e eksi 2 noktası yapması lazım eksi 1'e eksi 2 noktası yapması lazım bu doğru mu? Yanlış oldu. Dolayısıyla yanlış olan cevap bu oldu. E şıkkına da bakalım. E şıkkı da şöyle geldiğimiz zaman şuna baktığımız zaman ve şuna bakacak olursak. Hocam bir birim sağda 1'e 3 birim aşağıda eksi 3 noktası. Yani burası 1'e eksi 3 noktası olması lazım. Bu da doğru mu? Doğru oldu. O zaman örnek birin cevabı ne oldu? D şıkkı oldu gençler. Tamam. Eksen üzerinde olmasında da dikkat edin. E, Apsisimiz mesela burada tekrar söylüyorum. Eksi 2 ordinat da x eksenindeki sayısal y eksenindeki sayısal değerde sıfırı gösteriyor. Geldik bir sonraki soruya. A eksi 5'e 4 ve B 3'e eksi 7 olmak üzere. Burada ne diyor? A noktasının y ekseni olan uzaklığı ile B noktasının x ekseni olan uzaklığının toplamı nedir diye soruluyor. Ezbere de yapabilirsiniz. Şekli çizerek de yapabilirsiniz. Mesela burada eksi 5'e 4 diyor. Hocam eksi 5 burada 4 burada. Eksi 5'e 4. 4 yukarıda tabi. 4 burada. Sen bu noktayı eksen üzerinde gösterip ona göre de yapabilirsin. Yani şuradaki uzunluk kaç birim? 5 birim. Şuradaki uzunluk kaç birim? 4 birim. Bakın A noktasının y eksen olan uzaklığı. Y eksen olan uzaklığı şurası kaç yapıyor? 5 yapıyor. Ya da şöyle diyebilirsin direkt. Hocam y ekseni olan uzaklığı apsisinin mutlak değeri yani eksi 5'in mutlak değeriyle B noktasının x ekseni olan uzaklığı. X eksen olan uzaklığında da y'sinin yani ordinatının mutlak değerini alacağız. Yani eksi 7'nin mutlak değerinin toplamı isteniyor arkadaşlar bizden. Ya da şekli çizip de kendinde yapabilirsin. Ters mantığı olduğunda zaten biraz önce konu anlatımında da söyledik. O zaman burası 5 artı 7'den cevap ne yapacaktır? 12 yapacaktır. Uzaklık girince işin içine mutlak değer almayı sakın ama sakın unutma. Yani eksi 5 ile eksi 7'nin toplamı değil. Uzaklık dediği için mutlak değerlerin toplamı. A noktasının y ekseni olan uzaklığı apsisinin mutlak değeri. Y, B noktasının da x eksenine olan uzaklığı ordinatının mutlak değeri. Dolayısıyla 5 artı 7'den cevap 12 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Yani örnek 3'e. A noktasının eksenlerine olan uzaklıkları toplamı 12 birim verilmiş. Evet. X eksenine olan, Y eksenine olan uzaklığı şu değil mi? Evet. Ama bu tamamıyla o değil. 2A eksi 3'ün mutlak değeri arkadaşlar. Bak uzaklıkları toplamından bahsediyor. Artı şunun mutlak değeri yani eksi 5'in mutlak değeri de x eksenine uzaklığını verir. Evet eksenler olan uzakları toplamı 12 birim demiş. Hocam burası mutlak değer 2a eksi 3 eşittir. Burası artı 5 yaptı. Artı 5 yaptı. Artı 5 de öbür tarafa eksi 5 diye geçti. 12'den 5 çıkınca 7 yaptı. Ben buradan ne anlarım? Mutlak değer 2a eksi 3 7 eşitse 2a eksi 3 ya 7'ye eşittir ya da 2a eksi 3 eksi 7'ye eşittir. Buradan 2a eşittir 10 çıkar. Buradan da 2a eşittir eksi 4 çıkar. Buradan a'yı 5 buluruz. Buradan da a'yı eksi 2 buluruz. Bizden ne isteniyor? A'nın alacağı değerlerin çarpımını bulunuz. Değerler çarpımı 5 ile eksi 2'nin çarpımı isteniyor bizden. Cevap da ne çıkacaktır? Eksi 10 çıkacaktır. Yani örnek 3'ün cevabını böylelikle eksi 10 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 4. A noktasının eksenleri olan uzakları eşit olduğuna göre. Hmm. Hocam Eksenler olan uzakları şunlar şunlar birbirine eşit. Yani şekil verilmişse şekli yorumlayacağım. Şimdi burası M artı 3 noktasıysa buradaki nokta nedir? Uzunluk nedir? M artı 3'dir değil mi? Mutlak değerce M artı 3. Pozitif olduğu için bakın sağ tarafta olduğu için pozitif. Pozitif olduğu için mutlak değer M artı 3'te M artı 3 diye çıkar mı? Çıkar. Sonra şu da eşitmiş. Hocam burası N artı 1. Uzunluk olarak N artı 1 değil. Burası Mutlak değerce n artı 1 olduğundan dolayı n artı 1 de negatif olduğundan dolayı e burası mutlak değer dışına uzunluk ya burası uzunluğu bulmaya çalışacağım. Eksi n eksi 1'e eşittir. a hocam eksi n eksi 1. E hep eksi oldu uzunluk eksi olamaz. Kardeşim n demek ki negatif bir değer değil mi? Dikkat et. n negatif bir değerse mesela eksi 5 yazsan eksi 5 eksi 5 eksi 5. L eksi çarpma artı 5 yapar. Eksi 1 de 4 yapar burası. Yani şuradaki uzunluk sonuç olarak pozitif çıkıyor. Yani düşünsene sen şuradaki nokta eksi 3 noktasıysa sen buraya eksi 3 uzunluğu mu dersin? Hayır. Eksiyle çarpılmışını söylersin değil mi? Yani burası 3 birim dersin. Burada da n artı 1 varsa eksiyle çarpılmışı eksi n yani eksi 1'dir diyebiliriz. Aa buradan güzel bir şey geldi. Ne geldi? Burası m artı 3 uzunluk olarak. Burası da eksi n eksi 1. Yani m artı 3 uzunluğuyla eksi n eksi 1 bir uzunluğu birbirine eşit olacak. Buradan attık öbür tarafa m artı n neye eşit oldu? Eksi 4'e eşit oldu. Şimdi bak mutlak değer içerisinde m artı n demiş. Yani bu m artı n eksi 4'e eşitti. Mutlak değer içerisinde eksi 4 eksi m artı 4. Arkadaşlar m artı 3 pozitif mi? Evet. Ben m artı 3'e pozitif bir değere 1 eklersem yine pozitif midir? Evet. Bu aynen çıkar. O zaman bu nasıl çıktı arkadaşlar? M artı 4 diye çıktı. Sonra n eksi 2'ye bakacağım. N artı 1 negatif. Dikkat dikkat. N artı 1 negatifse n artı 1'den sen 2 çıkarttığın zaman yine negatif yapmaz mı? Yapar. O zaman bu da negatiftir. O zaman mutlak değer dışına nasıl çıkar? Eksiyle çarpılmışı çıkar. Yani eksi n artı 2 şeklinde çıkacaktır. Mutlak değer eksi 4 artı 4 diye çıkar. Sonra eksileri dağıtıyorum burada. Eksi m eksi 4 Sonra burada da artıyı dağıtıyorum burada. Eksi n artı 2 yaptı. Evet buradan ne geldi arkadaşlar? Şurası. Aa dörtler birbirini götürdü mü? Götürdü. Hocam cevap eksi m eksi n artı 2 yaptı. E ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Biz yukarıda m artı n'nin eksi 4 olduğunu da biliyoruz. E ben burada eksi parantezin alırsam m artı n olur burası artı 2. E bunun yerine m artı n yerine eksi 4 yazarsam eksili x'in çarpımı artı 4 oldu. 4 artı 2'den de cevabımız ne çıktı? 6 çıktı. Güzel bir soru. Hoş bir soru gerçekten. Evet örnek 4'ün cevabı böylelikle 6 bulduk arkadaşım. Geldik örnek 5'e. Ne diyor? Aşağıdaki birim karelere bölünmüş analitik düzlemde eksenler çizil... çizilmemişleri Eksenler çizilmemiş. Verilen şekilde a-2'ye eksi 5 olduğuna göre. A noktası. Eksi 2'ye eksi 5'miş. Hmm. Şimdi arkadaşlar burada bir eleştirimi söyleyeceğim. Kendim. Ben de ÖSYM sorularına bakaraktan tabii ki bir şey yapıyorum burada. Şimdi orijin hangi noktadadır diye soruluyor. Biz buradaki soruya bakacak olursak soruda eksenleri büyük ihtimalle şu dikey bu da yatay şeklinde düşüneceğiz değil mi? Düşüneceğiz evet. Ama ya böyle olursa bu böyle bu böyle olursa bir de bu var değil mi? Aslında böyle olma ihtimali de var. Aslında sorunun kökünde ben şunu şöyle belirtmek zorundayım. Birim karelerin kenarlarına kenar, yani eksenler birim karelerin kenarları üzerinde olduğuna göre diye soruya başlasaydım o zaman birim karelerin dikey doğrularından bir tanesi y ekseni birim karelerin yatay doğrularından bir tanesi de x ekseni diye düşünürdüm direktman ve ona göre işlem yapardım. Ama ÖSYM'de aynen aynı bu soru gibi değil de bu sorun birim kareler mantığında bir birim kareleri çizip analitik düzlem yorumlatmasında ee, eksenler üzerinde dememiş ya da o birim karelerin çizgileri üzerinde dememiş demediği için de e, ben de soruyu böyle yazdım ama bu bir eleştiridir. Aslında öyle olması lazım. Birim karelerin kenarları üzerinde yani dikey kenar üzerinde y ekseni yatay kenarı üzerinde de x ekseni diye aslında belirtilmesi gerekir arkadaşlar. Neyse. A noktası eksi 2'ye 5 bu ne demek? A noktasının eksi 2'ye 5 olması demek apsisi eksi 2. Yani ne demek? Apsisimiz 2 birim solda demek. O zaman ben 2 birim sağa giderek orijini bulurum. Ordinatına bak. Eksi 5. Eksi 5 de 5 birim aşağıda demek değil midir? Evet. O zaman ben orijine ulaşmak için 5 birim yukarı çıkmam lazım. Evet 2 birim sağ. Normalde bu eksi 2'ye 5 noktası. 2 birim solda 5 birim aşağıda. Orijine gitmek için ters mantığı. 2 birim sağa 5 birim yukarı çıkmam lazım. O zaman 2 birim sağa 5 birim yukarı çıkacak olursak. O zaman E noktası orjin mi oluyor arkadaşlar? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. E noktası orijin olmuş oluyor. Tamam bunu bulduk. Madem E noktası orijin bizim X eksenimiz bu şekilde. Y eksenimiz de kesinlikle ama kesinlikle şu şekilde olmak zorunda. Evet şunu yazayım. X ekseni bu Y ekseni bu. Orjin hangi noktadadır diye soruluyor. Orijin E noktasında oldu. K noktasının eksenleri olan uzakları toplamı. Arkadaşlar artık orijini bulduğumuz için K noktasında eksenler olan uzakların toplamını buluruz. Şu ve şu. K noktası direkt çıkıyor. Yani eksenler olan uzakları direkt çıkıyor. X eksenler olan uzaklığı 1 birim. Y eksenler olan uzaklığı 1, 2, 3, 4 birim. Ya da istersen burası hocam K noktası eksi 4'e 1 noktası deyip eksenler olan uzaklıkları mutlak değer eksi 4 ile mutlak, mutlak değer 1'in toplamı diyebilirsiniz. Evet mutlak değer eksi 4 artı mutlak değer 1 o da 4 artı 1'den Kaç çıkıyor? 4 artı 1'den 5 çıkıyor diyebiliriz. Evet. Bunun cevabını 5 bulduk arkadaşlar. Sonra C şıkkına bakalım. C noktası 2 birim sola 4 birim yukarı ötelenirse bakalım C noktasını 2 birim sola ötelediğimde bak dikkat. 2 birim sola 4 birim yukarı 2 sola ötelediğimde 1 2. 4 yukarı ötelediğimde 1 2, 3 ve 4. Buraya geliyor mu? Geliyor. Ee, oluşan noktanın koordinatları çarpımı kaçtır diye soruluyor bize arkadaşlar. Hmm. c noktasını 2 sola 4 yukarı. O zaman buradaki nokta ne yaptı arkadaşlar? Burası 2 noktası. Nokta olarak nedir? Ee, x eksenindeki sayısal değer. Bak y eksen üzerinde 0'a kaçı gösteriyor bize? 2'yi gösteriyor. Y eksenindeki sayısal değer de bu. Yani bu da 0 çarpı 2'den kaç yapıyor? Koordinatları çarpı isteniyor deniliyor çünkü bizden 0 yapar. Ya da c noktasını yazardınız. Bakın c noktasını yazardınız böyle. C noktası kaç? Şöyle baktığınız zaman hocam 2 birim sağda 2 birim aşağıda. Yani 2'ye eksi 2 noktası derdiniz. 2 birim sola dediğiniz zaman absitten 2 çıkartacaktınız. O zaman 2 eksi 2 derdiniz buraya. 4 birim de yukarı. Ordinatına da 4 yükleyecek, e ekleyeceksiniz. Ordinatta eksi 2 diye 4 eklediğiniz zaman. Çünkü sağa sola gitmedi x ekseni değişiyor. Yukarı aşağı gitmedi de y ekseni değişiyor. Sola gittiğimizde ne yaptık? 2 birim sol dediği için 2 çıkarttık. Yani bu nokta 0'a e, 4 birim yukarı dediği için de artı 2 noktası yaptı. Koordinatları çarpımında 0 oldu. O zaman bu sorunun doğru cevabı C şıkkın doğru cevabı da 0 yaptı. Geldik D şıkkına. Y ekseni bak bu sefer de Y ekseninden bahsediyor. Dikkat. Bundan bahsetmedim. Y ekseni 4 birim sola ve X ekseni 3 birim yukarı ise F noktasının koordinatları toplamı ne olur diye soruluyor. F noktası normalde ne? Hocam eksen üzerinde. Eksen üzerinde olduğu için buradaki nokta bak apsisi zaten kaç? 2. Ordinatı kaç? Y x ekseni üzerinde 0. Şimdi dikkat. 2'ye 0 noktası. Arkadaşlar şurada ayrıyetten göstereyim. Bak 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 bak. 2'ye 0 noktası. Bir nokta var. Elimde bir nokta var. Eksen de burada. Ekseni sağa götürdüğün zaman ne oluyor? Bak ekseni sağa götürdüğün zaman aslında nokta sola gitmiş gibi oluyor. Peki noktamız buradaysa. Eksende buradaysa. Ekseni yukarı götürmek demek. noktada da aşağı inmiş demek değil midir? Evet. Bak nokta. Hop aşağı inmiş gibi. Nokta buradayken. Ekseni yukarı götürmek aslında nokta aşağı inmek demektir. Noktada ne diyorduk? Nokta sağa giderse apsine işte 5 birim sağa giderse 5 ekleriz. Sola giderse 5 birim sola giderse apsinden 5 çıkartırız. İşte yukarı aşağı giderse de ordinatına ekleme yaparız. Peki y ekseni sağa giderse bak y ekseni sağa giderse aslında noktamız sağa sola gitmiş gibi oluyor sağa gittiğinde noktayı sola gidiyormuş gibi düşüneceksin. Burada ne diyor? Buradaki 2,0 0 noktası. E, y ekseni 4 birim sola. Y eksenini ben 4 birim sola götürürsem noktamız sağa gitmiş gibi olacak. O zaman noktanın sağa gitmesi apsine 4 eklemek demek midir? Evet. Sonra x ekseninde 3 birim yukarı ötelenirse. X ekseninde 3 birim yukarı ötelediğim zaman nokta aşağı inmiş gibi oluyor. O zaman noktayı aşağı indirmek demek de 3 birim aşağı indirmek demek oluyor. O zaman noktayı da aşağı indirdiğim zaman 3 çıkartacağım. Ordinatından 3 çıkartacağım anlamına geliyor. O zaman noktamız ne yapıyor? 6'ya eksi 3 noktası yapıyor. Bizden de 6 ile eksi 3'ün toplamı isteniyor. Topladığımız zaman da cevap kaç çıkıyor arkadaşlar? 3 çıkıyor. Evet bu sorunun doğru cevabı da değişikliğin doğru cevabı da böylelikle 3 çıktı. Buna dikkat edin lütfen. Önemli bir yerde. Evet böylelikle hani eksenleri de bazen böyle oynatabilirler. O yüzden dikkatli olun. Geldik bir sonraki soruya sanırım son soru. Güzel bir yeni nesil soru. Bakalım soru ne diyor? Aşağıdaki şekilde kenar uzunlukları iki birim olan karelerden oluşan satranç tahtası verilmiştir. Ve bu tahtada koordinat eksenleri kırmızı renkle gösterilmiştir. Satranç tahtası ve ikiye ikilik satranç tahtası eksenler de şu şekilde gösterilmiş. Satranç oyununda fil çapraz kareler boyunca istediği kadar ilerleyebilir. Evet bazılarınız bunu biliyor ama bilmeyen arkadaşlar için de bu şekilde tanıtmak zorundayız. ÖSYM'de böyle bir soru sorsak ki çok güzel bir soru, tam ÖSYM'lik bir soru bu arada. E, bu şekilde tanımlamak zorunda. Fil, çapraz hareket ediyor. Yani buradan hocam bir birim buraya gelebilir. Ya da buradan iki birim şuraya ilerleyebilir. Ya da buradan bir birim buraya, iki birim buraya, bir birim buraya, bir birim buraya ilerleyebilir arkadaşım, değil mi? Evet. İşte fil bu şekilde. İşte bazen atı, işte ne bileyim piyon var. İşte onların da böyle, onlarla da ilgili sorularda sorulabilir ama. Bununla ilgili sorulabilecek en güzel sorular ne biliyor musunuz? Ya böyle fil ya da atla ilgili soru soruları bilir. Atla L hareket ediyor mesela. Şöyle ya da şöyle bir L harfi. İşte sağa sola da gidebiliyor tabii ki. Onu da tanımlayan güzel sorularla mutlaka deneme sınavlarında ya da bir kitapta mutlaka karşılaşırsınız arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Satranç tahtasında A karesinde bulunan fil 2 hamlede B karesine gittiğine göre iki hamlede. Birinci hamlede ulaştığı karenin köşe koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar böyle çapraz gidip böyle giderse 3 hamlede gidiyor değil mi? 1, 2, 3 hamlede gidiyor maalesef. E hocam 2 hamlede gitmesi için şimdi A'nın çaprazlarını şöyle bir bulalım. A'nın çaprazları şöyle ve şöyle böyle hareket edebilir. B'nin çaprazlarını bulalım. Şöyle ve B'nin çaprazları da şu şekilde ve şu şekilde. E o zaman hocam biz B'ye ulaşmak için iki hamlede ulaşmak için buradan başlayıp buraya gelmeliyiz. Değil mi? Buraya gelmeliyiz. Ben şunu da tam çizemedim bu arada. Niye öyle çizdiysem. Heh, şöyle çizersem olacak tabii ki bu. Evet şöyle arkadaşım. Buradan şöyle bir hamlede buraya ikinci hamlede de şuraya geldiği zaman olacaktır. Yani bizim satrançın aldığı yol şu şekilde olmak zorunda. İki hamlede bakın B karesine ulaşmış oluyor. O yüzden çaprazları çizersek daha rahat olur. Çaprazları çizmeden de zaten tahmin de edebilirsiniz şu şekilde. Hocam bu şöyle giderse ve buradan böyle giderse iki hamlede buraya gelir dedi diye de söyleyebilirsiniz. Evet bizim ilk hamlede ulaştığı karemiz ne yaptı? Burası yaptı. O zaman ben buradaki noktaları bulalım. Bunların hepsi ikişer birim olduğu iki noktasıdır. Şöyle şurası 2 birim solda, burası da x4 yapar. Şurası da 2 birimi, burası da 4 birim yapar. Evet. Buradaki nokta eksi 2'ye 2 iki noktası yaptı. Hemen yazalım oradaki noktaları. Eksi 2'ye 2. Iki. Sonra şuradaki nokta ne yaptı? Eksi 4'e 2 yaptı. Eksi 4'e 2. Şuradaki nokta ne yaptı? Hocam eksi 4'e artı 4 yaptı. Ve buradaki nokta ne yaptı? Burası da eksi 2'ye 4 noktası yaptı. Hmm. Şimdi benden buradaki noktanın koordinatları toplamı isteniliyor. Hepsini yazayım şöyle. Bunlar ne yapıyor? Burası eksi 2 artı 2 artı eksi 4 artı 2 eksi 4 artı 2 artı burası eksi 4 artı 4 eksi 4 artı 4 artı burası da eksi 2 artı 4 yaptı eksi 2 artı 4 yaptı hadi bakalım bunları toplayalım hocam şunlar gitti sonra eksi 2 ile artı 2 gitti sonra artı 4 ile eksi 4 gitti eksi 4 ile artı 4 gitti e hepsi gitti o zaman cevap ne yaptı gençler 0 yaptı Evet böylelikle o zaman ne yaptık? Doğru cevabı sıfır olarak bulduk. Ve bu zaman böylelikle ilk videoyu bitirmiş mi bulunuyoruz? Evet gençler analitik geometriye sanki biraz ısındık ve kolay gerçekten kolay. İkinci bölümde ya yani bundan sonraki videoda üçgenlerle ilişkisini daha fazla göreceğiz arkadaşlar. O yüzden önemli bir video. Lütfen ama lütfen bölgelerde. Evet burada üçgenlerle ilişkisi karşımıza çıkacak. İkinci videoda lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Analitik geometri çok kolay bir konudur. Çok rahat bir şekilde yaparsın. Kendine güven. Rahat ol, relax ol, beni dinle ve benim dediklerimi yapmaya çalış. Bazen kendini de bazı şeylerde bulmaya çalış tabii ki. Tamam gençler. Evet böylelikle ilk videoyu bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda noktanın analitik incelenmesinin ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.